partileri, değerli halkımız, AKP iktidarı çürümüşlüğünü, Türkiye'yi içine soktuğu krizi derinleştirdikçe en küçük muhalif bir sese bile tahammül etmemeye başladı. Hele bu muhalefet Kürtler olunca pervasızca bütün güç aygıtlarını kullanmaya başladı. En son İstanbul İl Eş Başkanımız Ferhat Encü'ye memur adı altında aslında bir çete üyesi gibi davranan bir şahsın çirkin saldırısı gerçekleşti. AKP kaybettikçe, kriz derinleştikçe Kürtlere saldırmaya başladı. Dün Ferhat Encü şahsında o tokat Kürtlere vurur. O tokat bütün muhalefete vurur. Aslında AKP'nin Kürt'e yaklaşımının yansımasıydı dünkü olay. Milletvekillerine, belediye eş başkanlarına, il eş başkanlarına, ilçe eş başkanlarına demokratik siyaset yürüten herkese karşı bu yapıldı. Biliyoruz. Saraylarında her gün çürüyorlar. Her gün çılgına dönüyorlar. Çünkü gidiyorlar. Ve suçları çok büyük. Bu suçların hesabını nasıl vereceklerinin derdinde. Bunun için sağa sola saldırıyor. Bizi bu saldırılarla, dertlerle, işkenceyle korkutmaya çalışacaklarını, bize geri adım atacaklarını zannediyor. Yanılıyorsunuz. Hem de çok büyük yanılıyorsunuz. Daha önce yanılanlar gibi. Sizler korkuyorsunuz. Bir ordu olmadan saraylarınızdan dışarıya adım atamıyorsunuz. Burnunuzu çıkartamıyorsunuz. Sizi şu an ayakta tutan tek güç elinizde bulunan devletin gücüdür. Halkın içine çıkamaz durumdasınız. Çünkü kaybediyorsunuz. Çünkü yanlış politikalar sürdürüyorsunuz. Çünkü savaşta, talanda ısrar ediyorsunuz. Çünkü siz kaybederken herkese kaybettirmeye çalışan bir iktidarsınız. Bizler bu saldırılarınızla asla pes etmedik, yine de pes etmeyelim. Bakın sokaklardayız, halkımızla iç içeyiz, mahalledeyiz, köydeyiz, her yerdeyiz. Ve her yerde var olmaya da devam edeceğiz. Biz arkamıza öyle devlet aygıtlarını alarak halkın içine çıkmıyoruz. Halkımızla iç içe, halkımızla beraber bu mücadeleyi yürütüyoruz. Defalarca uyardık. Bakın, düşünün bir ülkede sürekli halk devlet görevlerine hukuka uyun diyor. Bunu düşünebiliyor musunuz? Kanunları, hukuku koruması gerekenlere halk hukuku öğretir. Kanunları öğretir. Buradan bir daha söylüyorum. Bu hukuka uymak zorundasınız. Kanunsuz emre uymayın dedik defalarca. Bu bağımlı yargı da gidecek sizi şu an koruyan. Bu iktidar da gidecek. Ve hepiniz bu suçu işleyen herkes teker teker hesap verecektir. Hiçbir suç karşılıksız kalmaz. Anayasa çiğneniyor, hukuk çiğneniyor, kanunlar çiğneniyor. Bir tane kendini bakan zanneden suç işleri bakanı, fotoğrafının çıkmadığı mafya, çete lideri kalmamış bu ülkede, bunun emriyle hareket ediyor. Ama hiç kimse yarın ben emir aldım demesin. Kanunsuz emre uymak suçtur. Defalarca bunu dile getirdim. Ve bu tokatın hesabı da elbette sorulacak. Daha önceki iktidarlar da bunu denedi. Şimdi görüyorsunuz. Neredeler?
Kim anıyor? Ananlar ne şekilde anıyor? Farkındayız. Türkiye'de diktatör sistem oturtulmak isteniyor. Ama biz asla halklarla beraber buna izin vermeyeceğiz. Bu demokrasi mücadelemizden de hiç kimse bizi alıkoyamayacak. Öyle darpmış, öyle işkenceymiş, öyle hukuksuzlukmuş. HDP'liler, Kürtler bunun karşısında geri mi atacak, geri adım atacak diye düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bir mirasımıza bakın, bir tarihimize bakın. Evet, bedel gerekiyorsa bu ülkeye barış gelmesi için, demokrasi gelmesi için bu bedeli de ödemeye hazırız. Ama buradan bir daha söylüyorum. Sizin devletin bütün aygıtlarını kullanarak, mülki idari amirleri, kolluğu kullanarak iktidarın güdümünde hareket edenler, bu devlet gücü, bu zorbalık karşısında, bu hukuksuzluk karşısında geri adım atacak olursak namertiz buradan diyoruz. Daha önce de söyledik, yine tekrarlayayım. Ve tekrar söylüyorum. Bu hukuksuzluğun, bu tokatın, bu darbın, bu işkenceci zihniyetin hesabı bağımsız yargı önünde mutlaka sorulacaktır. Ve bu suçlular da teker teker yargılanacaktır. Bunlar yargılanacakları günleri beklesin. Suçları çok büyük. Örtülmeyecek kadar. Biz HDP'liler olarak, biz Kürtler olarak, biz muhalefet olarak bu faşist rejimi gönderene kadar mücadele edeceğiz. 5-6 ayları kalmış şurada. Çırpınacaklar. Sağa sola saldıracaklar. Her türlü kanunsuzluğa başvuracaklar. Çünkü tanıyorlar, biliyorlar kendilerini. Neler yaptıklarının farkındalar. O yüzden buradan tekrar söylüyorum. Halkımız umutsuz olmaz. Bakın yıllardır HDP'ye her türlü zulüm, baskı yapılıyor. Ama HDP dimdik ayakta. Kürt halkı dimdik ayakta. Ve bu böyle de olacak. Bu 5-6 ay içerisinde de biz bu mücadelemizi daha da büyüteceğiz. Ve en büyük tokadı sandıkta bu iktidara ve onun güdümündekilere vurarak bu demokrasi, barış mücadelemizi en üst tepeye de yükselteceğiz. Buna halkımız inansın, güvensin, umutlu olsun. Hiç kimse öyle korkuyla, öyle baskıyla bunların karşısında geri adım atmaz. Tek bir HDP'li de asla geri adım atmayacak. Hastalar bizi kırdıramaz. Baskılar bizi kırdıramaz. Baskılar bizi...